tarafından tanınan araştırmacı yazar Kadir Akın'ı ağırlayacağız. Ben kendisini 2015 yılında Ermeni Devrimci Paramaz adlı kitabın yayınlanmasından sonra duydum ve takip etmeye başladım. Hiç aklıma gelmezdi ki yıllar sonra birlikte program yapacağız. Şimdi konuğumuza bir hoş geldin diyerek başlıyoruz programımıza. Değerli Kadir Bey, beni kırmayıp programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Ben de teşekkür ederim böyle bir yayın için size. Evet. Şimdi Kadir Akın kimdir? Neler yapıyor? Bize bir kendinizden bahsedebilir misiniz? Yani yıllarca politikayla uğraştım, siyasetle uğraştım. İşte yakın zamanda da Saklı Tarihin İzinde kitabını yayınladım. Araştırmacı yazar olarak daha önce de Ermeni Devrimci Paramaz kitabını ve o kitabın senaryosundan kalkınarak bir Red belgeseli, Red ismindeki bir Paramaz'ın hikayesinin üzerinden bir siyasal dönemi anlattığım bir belgesel yapmıştım. Çok genç yaşlarda sosyalist mücadeleyle hemhal oldum. Henüz lise giderken, Vefa Lisesi'nde okurken, işte Beyazıt Meydanı'na yakın bir evde oturuyordum. Beyazıt Meydanı'ndan tabii söz ederken de şunu söylemeliyim, yani işte Paramazların ve arkadaşlarının da idam edildiği bu meydan, aynı zamanda benim çocukluk ve gençlik yıllarımın da geçtiği meydandır. Yani evimizin bir kenarından o meydanı görebiliyordum ben. Önemli bir yerdir siyasi olaylar için o meydanda yaşanmışlıklar. İşte Vefa Lisesi'nde okurken de sosyalist oldum. Türkiye demokratik hak ve özgürlükler bakımından her zaman özürlü bir ülke. 80 öncesi, o zamanın dünyası, o zamanın Türkiye'si bambaşkaydı. Hak talepleri, gençlik hareketi, sendikalar, işçi sınıfının mücadelesi çok gelişkindi. 12 Eylül askeri darbesiyle birlikte aranmaya başladım. 2 yıl kadar illegal olarak faaliyetlerimizi konspirasyon içinde sürdürdük. Fakat 82'de yakalandım. Tabii ağır koşullardı o zaman. Yani siyasi şubede bir ayı geçkin bir işkenceli sorgudan sonra tutuklanarak cezaevinde kaldım. 6 yıl kaldım cezaevinde. Daha sonra çıktığımda da kimi sol dergilerde ve gazetelerde yazılar yazdım. Kürt meselesi çok aktüeldi o zaman. Kürt meselesiyle ilgili yaptığım bir konuşma nedeniyle tekrar yargılanmaya başladım. Yani aslında modern ve demokratik bir ortam için komik denebilecek bir Kürdistan kelimesi yüzünden 1 yıl 8 ay ceza aldım. Yargıtay aşamasından önce de ülkeden çıkıp Yargıtay'daki durumu kontrol etmek istedim ve cezam onaylandı. Bir kelime yüzünden yeniden 5 yıl yatmam gerekiyordu. İşte 3 yıla yakın yurt dışında İsviçre'de kaldım. Daha sonra da çıkan bir yasal düzenleme benim lehimeydi. Üstelik politik bir statüm vardı. Onu iade ettim ve ülkeye geldim. Daha sonra da işte birçok Sol Birleşik Parti süreçlerinde görev aldım. HDP ve SKP kuruculuğunu sürdürüyorum. 7-8 yıldır da özellikle sol hareketin tarihi ve sosyalist hareketin geçmişiyle ilgili yaptığım araştırmalar beni Ermeni meselesiyle de incelemeye sevk etti. Çünkü bu topraklardaki sol sosyalist mücadeleyi başlatanlar
Ermenilerdi ve bu yok sayılan, unutulan bir tarihti. Bunun gün yüzüne çıkartılması için de bir çaba içindeydi. Özellikle ilk yıllar biraz zor geçti cezaevinde, açık söylemek gerekirse. İşte kitapları bize vermediler, televizyon izleyemedik, radyo yayınlarını düzgünce izleyemedik, havalandırmaya, ziyarete çıkamadık falan falan, ama hep bir siyasi kimlik kavgamız vardı. Daha sonra hüküm giydim ve işte Bursa cezaevine gittiğimde görece daha iyi koşullardaydı. Sonra da 88'de sizin de söylediğiniz gibi çıktım. Birçok gazetede yazılar yazmaya çalıştım. Fakat Türkiye'de demokrasi mücadelesinin en önemli uğrak yerlerinden bir tanesi de o tarihler itibariyle Kürt meselesi olmuştu. Yani Kürtlerin Kürt olmaktan kaynaklanan hakları vardı ve o haklar için işte talepte bulunuyorlardı. Dolayısıyla onların o meselenin, Kürt meselesinin konuşulduğu bir paneldeki yaptığım konuşmadan dolayı Kürdistan dedim diye dava açtılar bana. Şimdi artık herkes Kürdistan diyor yani, ya da Kürt dili diyor, ama o tarihte Kürdistan demek yasaktı. Kürtlere Kürt demek yasaktı zaten. Yani onlar daha Türk'ü falan diye tanımlanıyordu. Devlete karşı işlenmiş suçlarda ikinci kez ceza aldığınızda ilkinin infazı yanar. Benim de öyle oldu. İşte 13 yıl 4 ay ceza almış ve 6 yıl yatmıştım. İkincisinde 1 yıl 8 ay aldım ama infazım yandı ve bu sefer bir kelime yüzünden, buna herhalde şimdi Avrupa Demokratik Kamuoyu falan da gülebilir, sadece Kürdistan dediğim için 5 yıl cezaevinde yatma durumuyla karşı karşıyaydım. Bir kelime yüzünden. Ve dolayısıyla da yurt dışı çıkış yasağım yoktu. Çıkıp orada bekledim. Yargıtay onaylayınca da orada kaldım. 3 yıla yakın bir süre sonra da şey, yasalar değişti. Türkiye öyledir çünkü. İkide bir takım işte aflar çıkar. İnfaz yasalarında düzenlemeler yapılır. Çok birikir çünkü. Bu saçma sapan cezalar. Ve benim cezam ortadan kalktı. Bunun üzerine dönmek istedim. Halbuki politik bir şeyim vardı. Politik bir oturumum vardı. Onu iade ettim, o statüyü. Türkiye'ye geri döndüm. Daha sonra da uzun bir zaman oldu tabii o tarihten bu yana. Hala Türkiye demokrasi meselesini çözememiş durumda, aşamamış durumda. Hala bu bir mesele olarak karşısında duruyor. Değişti tabii, bir şeyler değişti. Ama demokratik hak ve özgürlüklerin hala bir sorun olarak önümüzde durduğu bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki. Evet. Şimdi benim diğer sorum, 2015 yılında Ermeni Devrimi Paramaz Arkadaşlar hakkında kitabınızı yazmak için ne sevk etti diyecektim ama galiba biraz bahsettiniz ondan. Evet. Nereden yardım aldınız diye. Neyse, öbür soruya bağlayayım. Bu eseriniz ne tür bir yankı yaptı ve dönüşüm olarak ne yaptınız bu Saklı Tarihi'nin isimli kitabınız? Pardon, Paramaz kitap. Daha gelmedi. Evet. Saklı Tarihi'niz. Şimdi tabii ben çok enteresan bir konu ile yüz yüze olduğumu biliyordum. Yani okumaya başladığımda şaşkınlıktan şaşkınlığa geçiyordum. Yani biz o tarihte işte Garo'yla HDP'nin kuruluş öncesinde çok sık beraberdik. Aynı kurumda beraber görev yapıyorduk. Her öğrendiğimi de ona anlatıyordum yani, ya da oradaki arkadaşlarıma. Yani onlar da çok fazla bilgi sahibi değillerdi bu konuyla ilgili. Ya şunu da yapmışlar, böyle de olmuş, o tarihte şöyle olmuş diye. Çünkü elimde Türkiye'de yayınlanmamış Ermenice Beyrut'tan edindiğim. Tabii bu arada yani Taner Akçam'la konuştum. O bir takım başka yerlere yönlendirdi beni. Erivan'dan, bu arada bir Erivan'a gittim. Bazı bilgiler oradan geldi. Ve onların hepsi tercüme edildi.
Bazı İngilizce kaynaklardan da tercüme aldım ama esas işin orijinini, esas kaynağını Ermenice kaynaklardan Türkçe çevirmesi sağlandı. O tercümeler benim önüme gelince ben nasıl bir konuyla ilgilendiğimi aslında anlamıştım. Çünkü konu Türkiye'de solun tarihini doğrudan ilgilendiriyordu. Sorun sadece yani Ermeni meselesi, soykırım meselesi değildi. Bu konuda çok değerli çalışmalar var Türkiye'de. Benim ismini aldım. Yani Taner Akçam'dan başlayarak özellikle son 10-15 yıldır onlarca anı kitabı var. Bu konuda çıkmış çok ciddi eserler var. İşte ne bileyim iletişimden çıkmış Ermeni soykırımı diye çok geniş böyle kaç herhalde o bir 1000 sayfa civarındadır. Dolayısıyla bu kaynakların ötesinde ben solun tarihini yeni bir kalıba dökecek bilgilerin önünde olduğunu gördüm. Şimdi bu konuda o tarihte yaşayan Türkiye solunun duayenlerinden işte aynı zamanda yazar, sinemacı, edebiyatçı Vedat Türkali ile bir ahbaplığım vardı. Ve Vedat Türkali'ne bundan bahsettim. Fakat bilmiyordu ve beni o Ermenilerin milliyetçi olabileceği konusunda da bir de uyardı üstelik. Fakat tercümeler önüme geldikçe ve ben kitabı yazmaya başladıkça Vedat abiyle de Vedat Türkali ile de kontak için dedik bazı bilgileri ona da göstermeye, ona da vermeye başladım. O şaşkınlık geçirmeye başladı bu sefer. Yani biz bunları niye bilmiyoruz diye. Şimdi bilmeyenler için söyleyeyim Vedat Türkali 97 yaşında öldü ve Türkiye'deki yani komünist hareketin tarihini en iyi bilen isimlerden bir tanesiydi. O da yıllarca cezaevinde yatmış. İşte Güven diye bir romanında Türkiye'deki sol hareketin tarihini anlattığı bir romandır ve belgelere dayalı olarak yazmıştır. Çok çok etkilendi Vedat Türkali. O tarihlerde bitti, bitti, bitmedi diye bir Ermeni devrimcisiyle bir Kürt gencinin içinde duygusal ilişkilerin de yaşandığı bir roman yazıyordu. Benim verdiğim bilgileri 2-3 sayfa o romanın içine yerleştirdi. Yani o romanda Paramaz'da galiba Hınçak Partisi'nin programından bazı bölümlerde o romanın içine girdi. Kitap 6 baskı yaptı. Yakın zamanda 6. baskı yaptı. Ve solun gündemine, solun tarihinin başka türlü olduğu, yani 1920'de Mustafa Supiler'in kurdukları, Moskova'da kurdukları ve sonra da Türkiye'ye gelen bir sol sosyalist hareketten çok daha önce bu topraklarda eşitlik, adalet, özgürlük, hak mücadelesini sürdüren sosyalistler olduğu ve bunların Ermeni sosyalistleri olduğu Paramaz kitabıyla birlikte gün yüzüne tamamen çıkmış oldu. Öyle söyleyeyim. Yani bir tür bir paradigma değişikliğini sağladı kitap. Bu bakımdan da sosyalist hareketin tarihinin yeniden yazılmasında bir katkım olduysa ne mutlu bana. Çünkü hafıza eksikti ve şunu da söylemeliyim. Bu insanlar sadece Ermeni oldukları için unutulmuşlardı. Ermeni oldukları için yok sayılmışlardı. Çünkü Türk Sosyalist Hareketi tarihi kendisini Türklerden ya da Müslüman Türk orijininden başlatıyordu. Bu sonra şunu da herkes gördü, biliniyor zaten. Hani modernleşme, cumhuriyetin kazanımları denir ve hani Türkiye'de sinemanın, tiyatronun, heykelin ve her türlü güzel sanatlar konusundaki gelişmenin işte kaynağını hep bir Türk'ten bahsederek anlatmaya çalışırlar. Halbuki yani mimarlıktan tutun da heykeltıraşa kadar
heykeltıraşlığa kadar, müzikten tutun da tiyatroya kadar hemen hepsinin bu topraklarda Ermeni, Rum, Yahudi isimler tarafından bir tarihi var. Dolayısıyla da bu tarihi sadece Türklerden bahsetmek, Türklerden başlatmak hem haksızlık hem de doğru bir tarih anlatımı. Paramaz kitabı aynı zamanda bu hafızanın eksik yanının tamamlanmasını sağladı. Unutulan ve yok sayılan bir tarihsel dönemi açığa çıkmasını sağladı. Tamam, teşekkür ediyorum. Benim bildiğime göre Paramaz adlı kitabınızda daha geliştirmek ve görsel olarak daha iyi anlaşılması için Red belgeselini çektiniz. İstanbul ziyaretimde seyretmiştim ve gayet başarılıydı ve halk arasında da epey konuşuldu zannedersem. Emeklerinize sağlık. Eğer müsaade ederseniz ufak bir fragmanı göstermek istiyorum arkadaşlarımıza. Ta ilk gençliğimden beri zincirleri hissettim ve onları kıracak bir yol olduğuna inandım. Paramaz ve 19 yoldaşı 15 Haziran 1915 sabahı şafak sökerken burada Beyazıt Meydanı'nda asılarak idam edildiler. Ne var ki bu topraklarda onların yolundan yürüyenler kendilerine bırakılan bu mirastan habersizdir. Kanunlar tüm halkların iradesinin ifadesi olabilirse bölünme, ayrılma, yabancı devletlerin oyuncağı olma gibi olgular kendiliğinden ortadan kalkar. Ermeni teşkilatlarının kurulmasıyla birlikte bölgede ilk defa ciddi bir Ermeni milliyetçilik hareketi örgütlenmeye başlıyor. Paramaz Van'a fedai olarak girdi. O zamanlar bizim köylülerimizin talebi öz savunmaydı. Almanya ve İngiltere arasında baş gösteren gerilim ve zıtlık bir dünya savaşının yaklaşmakta olduğuna işaret ediyordu. Yeni bir çağdayız. İnsan olmanın yepyeni bir tanımı var artık. Gerçek yasacı halktan başkası olamaz. Sefalet var, kırılıyor. Halk orada kırılıyor. Ve Mali Beylerian çok ilgileniyordu oradaki Ermenilerle. Yukarıdaki arz edilen illerdeki Ermenilerin Halep ve Musul bölgesine sevk edilerek iskan edilmesine ve bu konudaki onaylarının bildirilmesini arz ederim. Demokratik bir Osmanlı nasıl oluşabilir? Bütün halkların eşitliğini Osmanlı Anayasası'na nasıl yansıtabiliriz? Bunun için mücadele veriyordu Ermeni siyasi partileri. Paramazlar her ne kadar sosyalist olsalar da onların Ermeni kimliği öne çıkarılmıştır daima. Evet, Alman emperyalizminin genişleme hayalinin bu kırımda ciddi bir rolü vardır. Evet, savaş faktörünün yarattığı paniğin bu süreçte faktörü vardır. Ama asıl olanın önüne konulan ideal olduğunu, geleceğe dair kurulan hayaller olduğunu biz çok net olarak ve sayısız belge ile çok net bir şekilde sanıyoruz. Biz sosyal demokratız. Biz sadece Ermenilerin kurtuluşu için çalışmıyoruz. Bütün insanlığın kurtuluşu için çalışıyoruz. Bizim vatanımız bütün dünyadır. Tamam. Çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Bu güzel belgesel çekerken zor oldu mu? Ve tamamlanması ne kadar sürdü? Diliyorum bir gün Los Angeles'a da gelirsiniz. Benim izlediğim bir diğer arkadaşların da izleme şansı olur. İnşallah bir gün bekliyoruz. Biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi çağımız görsellik çağı. Yani kuşkusuz kitap hala okunan şey ama özellikle genç nesiller daha kitaptan daha ziyade. Onlar çünkü ellerinde bir cep telefonu ya bir iPad'le artık doğuyorlar ve görsel hafızaları onların çok küçük yaşlarda gelişiyor. O yüzden dedim çağımız görsellik diye. Biraz da hani gelecek kuşaklara da kalsın istedim bu.
Ben tabii bunu aslında Türkiye'li aydınlara, entelektüellere, sosyal demokrat insanlara yaptım ama sonra şunu da gördüm. Yani Türkiye'deki Ermeniler de bu tarih konusunda yeterli bir bilgiye sahip değiller. Hatta yurt dışındaki kimi Ermeni arkadaşlarım da birçok ayrıntıya sahip olamadıklarını gördüm. Tabii ki yani yurt dışında diaspora diye tanımlanan ve çok geniş olan topluluk ne olup ne bittiği konusunda çok daha bilgili. Çünkü orada yayınlar özgürce çıkabiliyor. Çünkü orada hafıza sürekli tazeleniyor. Sürekli kuşaklar arasında bir aktarım var. Geçmişte olan bitene ilişkin. Orada özgürce kaynaklara ulaşmak, bilgiye ulaşmak daha mümkün. Belgeselle bir 7-8 ay uğraştım. Tabii öncesi var bunun. Yani zaten kitabı yazıyor olmak, belgeselin bir senaryosunu da ortaya çıkartmak anlamındaydı. İşte oradan süzerek bir şey çıkarttım. Bazı belgelere, görüntülü belgelere ulaşmak çok zordu. Çok sınırlı bir bütçeyle yapabildim bunu. Bir de şunu söylemeliyim, yani kimi yerlerde çekim yaparken de Türkiye'de tabii zorlanıyorsunuz. Yani ne bileyim, şimdi Osmanlı Bankası baskını ile ilgili Karaköy'de çekim yapacaksınız. Tam o tarihlerde bir de hani olağanüstü hal var memlekette. İşte isim vermiyorlar, drone havalandırıyorsunuz. Yani drone'la çekim yapıyorsunuz. Ne diyeceksiniz yani valiliğe şimdi? Ben hangi içerikte film çekeceğim, onlar görmek istiyorlar, senaryoyu izin veriyorlar falan. Sadece onu söyleyeyim. Yani mesela Beyazıt'taki şeydeki Karaköy'deki drone'u valla kimseden izin misin almadım ben. 3-4 arkadaşımızla gittik, uygun bir saatte drone kalktı, çekimleri yaptık. Bir İstanbul görüntüsü, işte Galata Kulesi, şimdiki Galata Salt olan Osmanlı Bankası'nın binasının çekimlerini yaptık. Biz artık eşyalarımızı toparlayıp arabaya bindiğimizde ise işte etrafta polisler gökyüzüne bakıp drone arıyorlardı. Biz halbuki çekimlerimizi bitirmiştik, yapmıştık. İsviçre'de çektim. Çünkü Hınçak Partisi'nin kurulduğu yer Cenevre'ydi. 1887. O parti, bir partinin kurulduğu binayı buldum. Hatta binanın içine girip merdivenlerinde bir çekim gerçekleştirdim. Beyrut'a tabii ki gittik. Orada Yerikcevecihan'la yüz yüze bir röportaj yapmamız gerekiyordu. Onun dışındaki birçok belge ise zaten kitapta bir toplamış, onların görüntülerini bulmaya çalışmıştım. İlk defa denediğim bir şeydi benim. Hani fotoğraf çizim konusunda biraz deneyim ve tecrübem vardır ama bir tür yönetmenlik konusunda bir tecrübem yoktu. Ama insan öğreniyor. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor bir kere. Yani inat ettiğiniz zaman, azmettiğiniz zaman düşe kalka bir şeyleri öğreniyorsunuz. Aslında belgesel için pandemi öncesi tam Uruguay ve Arjantin planımız vardı. Oradan davet etmişlerdi. Ve arkasından da Amerika için konuşuyorduk. Hatta Taner Akçam araya girmişti. Kimi arkadaşlar ondan rica etmişler. Onunla konuşuyorduk. Fakat pandemi patlayınca hiçbir organizasyon artık yapmak mümkün değildi. Şimdi önümüzdeki aylarda pandeminin seyrine bağlı olarak bu yarım kalmış gösterileri tamamlamak istiyorum. Türkiye'de epey bir gösterim yaptık. Şunu da söyleyeyim, yani Beyoğlu sinemasında yaptık. 200'den fazla katılım vardı. İstanbul'da Kadıköy sinemasında yaptık. 300 kişilik bir katılım vardı. Birçok ilde, Ankara, İzmir, Denizli, Bursa, buralarda gösterim yaptık. Antakya'da, Vakıflı'da gösterim yaptık. Onların şimdi çok güzel yeni bir konferans salonları var.
Orada yapmıştık. Yurt dışında ise Londra, Paris'te iki kez, Berlin, Hamburg, Basel, Zürih, Bern, epey bir yerde gösterim gerçekleştirdik. Tabii en benim için en coşkulu olan Beyrut'ta gerçekleştirdiğimiz gösterimdi. Garopaylan'la birlikte gitmiştik. Salon hınca hınç doluydu. Hikayenin başladığı yerdi. Bir sürü dostum ve arkadaşım var benim artık orada. Şimdi Kadir Bey, kitabınız ve belgeselde Hınçak Taşnak Amerikan adlı üç partiden bahsediyorsunuz. Biraz bu partilerin görüşlerinden ve ne yapıyorlar, vazifelerinden bahseder misiniz? Kendi görüşleri neydi? Tamam, çok iyi. Daha önce bir ilk programda Hınçakların 1887 Cenevre'de kurulduklarından söz etmiştim. Tabii o yıllar dünyanın alt üst olduğu yıllar. Yani kapitalizm hemen hemen dünyanın her yerinde başka bir çağı açıyor ve dolayısıyla onun karşısında emeğiyle geçinen büyük bir kesimin verdiği bir mücadele var. İşte Marksizm Avrupa'da büyük bir entelektüel, sadece entelektüel değil, yeni bir toplum tasavvuruyla birlikte çok kabul gören, çok popüler bir ideoloji. Ermeni devrimciler ise esasen Rus devrimci hareketinin etkisi altında var. Kafkasyalı bu insanlar ve işte Rusya'da daha sonra 1905 devrimci süreci ve arkasından da 1917 devrimine giden o süreçte büyük bir toplumsal devinim var. Sol ve sosyalist fikirler, devrimci fikirler her tarafta yaygın. Ermeni gençler de, Ermeni aydınları da çok etkileniyorlar bundan. Hem ulusal talepleri var. Yani bir ulusal kurtuluş mücadelesi sürdürmek istiyorlar. Çünkü Ermeniler hem Rusya hem Osmanlı tarafından zapturalp altına alınmışlar. O yüzden mesela hani Rusya'ya milliyetler hapishanesi denir. Ama Osmanlı da bir milliyetler hapishanesidir. Birçok ulusun kendi kaderini tayin etme hakkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla da bu genç devrimciler aynı zamanda Ermeni olmaktan kaynaklanan haklarının da peşindedirler. Bir ulusal talepleri vardır ama aynı zamanda da bir sol sosyalist fikirleri de vardır. Milliyetçilikten uzak durmaya çalışırlar. Hınçaklar kuruluşunu gerçekleştirir. 1890'da ise Tiflis'te Ermeni Devrimci Federasyonu Taşnak Sütun kuruluşunu gerçekleştirir. Aralarında bir takım görüşmeler de olur birlikte olmak için ama bu gerçekleşmez. Armenikan vardır. Armenikan Partisi vardır. Çok daha önceleri aslında Van'da Portugalyan, o da çok ciddi entelektüel birisidir. Onun fikirleri etrafında oluşmuş, kurulmuş bir partidir. Fakat bu partilerin ortak taleplerinin yanı sıra birbirleriyle zıtlaşmaları, bir rekabetini de tarihte görüyoruz. Ama bunların her biri Ermenilerin hem Rusya hem Osmanlı boyunduruğundan kurtulmaları hem de sol sosyalist bir toplum hayali peşinde olan partilerdir. Armenekan ya da daha sonra Ramgavarlar olarak bilinen parti daha çok anayasacı, demokrat bir parti olarak bilinir. Bu partilerin 1908 yılında ilan edilen meşrutiyete kadar birbirleriyle bir ilişkileri vardır ama esasen bir silahlı mücadeleyi de başlattıklarını biliyoruz bu partilerin. Daha sonraki yıllarda meşrutiyetin ilanı ile birlikte açılan Osmanlı Meclisi'nin bu sahanında milletvekilleri de parlamentoya giriyorlar ve mücadeleyi parlamentoda sürdürüyorlar. Mücadeleleri daha ziyade galiba bütün hakların hakları nedir? Çocuk hakları, kadın hakları galiba, değil mi? Biraz ondan bahsedelim. Evet, evet. Yani ben tabii bu kitapta şunu yaptım.
pek bilinmeyen bir şey. Aslında erişilmez değil. Yani yerin yedi kat altında değil ama çok fazla ilgilenilmeyen bir konuyu da kitabımda yer verdim. O da 1908'de ilan edilen meşrutiyet sonrası parlamentoda işte 12'ye yakın Ermeni milletvekili var. Fakat bunların içerisinde, Hınçakların temsilcisi Hamparsun Boyacıyan, şu anda tam sizin arkanızdaydı fotoğrafı, Adana Kozan milletvekili olarak parlamentoya giriyor. Murat, Büyük Murat deniyor. Çünkü onun bir fedailik ve uzun yıllar cezaevinde kalma süreci var. Çok sevilen, çok efsane haline gelmiş bir isim. İşte sürgününü tamamladıktan sonra tam tamamlamadan aslında sürgün cezasını kaçıyor ve işte Paris, Amerika falan 1908 meşrutiyetin ilanından sonra da çıkan afla birlikte Osmanlı'ya, İstanbul'a geri dönüyor ve parlamentoya Adana milletvekili olarak gidiyor. Vahan Papazyan var. Goms takma adıyla. Mesela o İttihat Terakki listesinden giriyor ama şeydir, Taşnak Sütun orijinlidir. Çok entelektüel birisi. 1908'de meşrutiyet ilan edildiğinde Vahan Papazyan dağlardaki mevzidedir. Yani inanmaz önce. Yani ona derler ki sen hadi inat. Devrim oldu yani. Devrim gerçekleşti. Bir süre tereddütle bakar bu çağrıya fakat sonra iner ve indiğinde de onu Van alay komutanı, vali törenle karşılar. Ve bu insan sonra Van milletvekili olarak parlamentoya geçer. Osmanlı Bankası baskınından bahsettik. Yani kendi tarihinin en ciddi, en önemli şehir gerilla eylemidir bana sorarsanız. Onun önderlerinden olan Karakin Pastırmacıyan ya da diğer adıyla Armen Garo, o da Erzurum milletvekili olarak parlamentoya girer, milletvekili görevini yapar. Bu milletvekillerin içerisinde 4 milletvekili, 3'ü Ermeni, bir tanesi ise Selanik milletvekili olan Dimitar Vlahov, bir biçimiyle fiili bir sosyalist grup kurarlar parlamentoda. Bunlar işçi hakları, kadın hakları dediğiniz gibi, çocuk hakları, adaletli verginin alınması, Osmanlı halkının daha refah içinde yaşaması için yasa tekliflerinde bulunurlar. Mücadele ederler mecliste ve onların bütün mücadelesi sadece talepleri Ermeni halkının iyiliği için değildir. Osmanlı'da kim varsa. Bütün onlar için mücadele ederler. Aynı Paramaz'ın Van savunmasında söylediği gibi, orayı unutmayalım, çok mükemmel bir savunmadır Van savunması. Çok önce, yani meşrutiyetten çok daha önce, 1897 yılında Van'daki savunmasında der ki biz Türklerin, Kürtlerin, Rumların, Çerkezlerin, Ermenilerin, Kıptilerin, Arapların, herkesin adil ve eşit yaşayacağı bir düzen istiyoruz, toplum istiyoruz. Ve biz milliyetçi değiliz der. Çünkü milliyetçiliğin zarar verdiğini bilen insanlarız der. Herkesle eşit bir arada yaşamak istiyoruz. Sizse bize Türk olmayı dayatıyorsunuz, Türkçülüğü dayatıyorsunuz der. Halbuki siz bu topraklara bizden çok sonra geldiniz der. Bizdik bu topraklarda yaşayan der. Bu bölümü bilinçli geriye dönerek anlattım. Çünkü Osmanlı Meclisi'ndeki bu vekillerin sürdürdükleri mücadelede bütün Osmanlı halklarının iyiliği için sürdürdükleri bir mücadele. Onların daha ferah, daha refah, daha özgür yaşamaları için. Çok enteresan yani, bir taraftan işte işçilerin ezilmeden çok uzun çalışma saatlerinde 3 kuruşa
çalışmasınlar diye mücadele ederlerken karşılarında Türk ve Müslüman milletvekillerini buluyorlar. Yani onlar halbuki bütün Osmanlılar için, tabii ki Türklerin ve Müslümanların da iyiliği için mücadele eden vekillerdir. Özellikle Vahan Papazyan'ın Goms diye bilinen o vekilin eğitim konusunda yaptığı bir konuşmayı ben tutanaklardan okuyup önemlice bölümü de kitaba aldım daha sonra. Bugünle bile ışık tutan veriler onlar. Çok entelektüel bir insan yani. Çok. Yani o tarihteki Osmanlı'nın etrafındaki bütün ülkelerdeki eğitim düzeyi konusunda ne kadar okur yazarlık var? Ziraat mektepleri nerede var? Askeriyedeki okuma yazma oranı nedir? Bu oranları çok net meclis kürsüsünden söyler, anlatır. Hatta süresi dolar ama o kadar ayrıntılı ve net bilgiler veriyordur ki ya devam et nidaları arasında, yani çok faydalanıyoruz, bırakın konuşsun nidalar arasında konuşmasına devam eder. Dolayısıyla bu vekilleri de böyle aktarmış olayım. Osmanlı Gedikpaşa eylemlerinden de biraz bahsetseniz ve ondan sonra 12 milletvekili seçiliyor Osmanlı parlamentosunda. Evet, evet. Ve onların görevleri neydi? Yani onlardan biraz daha... Şöyle söyleyeyim, yani hem Gedikpaşa eylemi, işte Sasun, Zeytun, Osmanlı Bankası, yani bunlar o tarihte önemli isyanlar ya da önemli eylemler. Bu eylemlerin önünde duran ve ölmemiş bir biçimiyle de işte yurt dışında yaşayan liderleri diyeyim, 1908'de gelip parlamentoya milletvekili oluyorlar. Yani bunu sizinle konuşmuştuk, oradan kalmış aklınızda sizin. Şimdi hakikaten Gedikbaşı eylemini örgütleyen, daha sonra da Sasun'la daha çıkan Hampasun Boyacıyan, işte Osmanlı Bankası'nın baskınını gerçekleştiren heyetin içerisindeki lider kadrosundan olan Armen Garo. Yani bunlar milletvekilisi oldu. Yani iddiaçılarla birlikte aslında eşitlik, özgürlük, adalet diye bir Osmanlıcı programla yeni bir toplum yaratma idealiyle parlamentoya gelen insanlar, tabii 1908 Meşrutiyet'in ve İttihat Terakki'nin ilk aylarının nasıl da demokratik bir havada olduğunu, bir devrim havasında olduğunu da bu tablo iyi yansıtıyor. Orada bir kalkışma var çünkü 8-9 ay sonra 31 Mart vakası diyebilir. İttihat Terakki kadrolarının önemli bir bölümü Taşnak Sütü'nün Beyoğlu Gala Sokak'ta bulunan parti bürosuna saklanıyorlar. Yani orada geçiriyorlar zamanlarını. Yanılmıyorsam meclis başkanı Krikor Zohrab'ın Gümüşsuyu'ndaki evinde saklanıyor. Yani o zaman Ermeni vekillerinin ve bu partilerin tabii meşrutiyeti, yani parlamenter düzeni, meclisi, özgürlükleri, demokrasiyi birlikte savunduklarını görüyoruz. Yani bu vekiller esasen kendilerini böyle konumlandırıyorlar. Fakat bu hava daha sonra İttihat Terakki'nin Türkçü bir politikayı benimsemesi ve Anadolu'yu tamamen Türklerden müteşekkil bir yurt yapma girişimi, işte bunun öncesinde de Sarıkamış felaketi, Çanakkale Savaşı gibi konuların da tabii sermayenin kendi etrafındaki çok sınırlı bir ticaret burjuvasının daha palazlanma ve büyük bir sermaye gücü olma arzusunun da ancak bu gayrimüslimlerin mallarına çökerek, el koyarak olabileceğini görerek işte o soykırıma doğru uzanan sürece girmiş oluyoruz. Evet. Evet, şimdi bu Temmuz ayında yeni kitabınız yayımlandı, Saklı Tarihin İzinde diye. Ben de aslında çok şanslıyım, Türkiye'deydim ve aldım, imzaladınız ve sizinle tanışma fırsatımı bulduğum için çok mutluyum.
Bu kitabın içeriği hakkında da biraz kısa kısa versek, çünkü başka sorular da var Kadir Bey. Acaba... Peki, hızla söyleyeyim. Yani ben bu kitapta esasen Osmanlı'daki demokratikleşme ve anayasa sürecine bir arka plan teşkil etsin istedim ve şeye daha ayrıntılı girdim. Yani Ermeni partilerinin kuruluş sürecini, Rus devrimci hareketinden nasıl etkilendiklerini, daha önce de bir anayasa sürecine ilişkinde işte, Türkiye'de daha çok Herkül Milas'ın çalışmalarıyla bilinen Rigas'ın anayasası diye bilinen, Belestinli Rigas'ın anayasası diye bilinen o sürece biraz inceledim. Tabii bu Tanzimat dönemi sonrası bu cemaatlerin, yani Rum, Yahudi ve Ermeni cemaatlerinin kendi iç hayatlarını düzenleyen bir belge de var. Bunlara kısaca anayasa da deniyor. Ermeni anayasasının yazım ekibinde olan Krikor Odyan, daha sonra Osmanlı'da Kanuni Esası diye bilinen, Mithatpaşa Anayasası diye bilinen anayasasının da yazım ekibindedir. Dolayısıyla Ermeni anayasası diğer cemaat anayasalarına göre daha demokratiktir. Ve Krikor Odyan'ın bu deneyimi, bu tecrübeyi Kanuni Esası'ya yansıttığı kanaatindeyim. Yani işin hakikati bu. Buna dikkat çekmek istedim. Arkasından da bu Ermeni partilerinin kuruluşu, sürdürdükleri mücadele, İttihat Terakki ile ilişkiler, 1908 Meşrutiyet, o ilk devrim döneminin 1908'in doğduğu hava, sonra Adana katliamıyla bunun sekteye uğraması ve sonraki süreç, 1913 Babali baskınıyla da kitabı bitirdim. 4 yıllık bir zaman dilimi içerisinde kitabı yazdım. Onun öncesinde okumalarım var. Etki yarattığını da şimdiden görüyorum. Yani kitap Temmuz'un ortasında çıktı. Yani 1,5 aylık bir zaman dilimi içerisinde kitap daha piyasada, henüz insanlar yeni ediniyor, yeni alıyorlar. İşte Avrupa'daki insanlar da benden yeni yeni talepte bulunmaya başladılar. Ama birinci baskısı bitmek üzere. Yani hele hele Ağustos gibi bir yaz döneminde insanların dikkatlerinin dağıldığı bir süreçte birinci baskının bu kadar kısa sürede ilgi göstermesi beni tabii ki mutlu etti. Ben bir de tabii bir belgesel de buradan acaba çıkartabilir miyim diye şimdi inşallah bekliyoruz. Hazırlıklara başladım. Peki lafı uzatmayayım ki varsa sorular, onlara da zaman kalsın. Kadir Bey, ben biraz kendi şahsım adına konuşacağım şimdi. Ben her şeye pozitif bakan, hep iyi düşünen bir insanım. Fakat sizin bu çalışmalarınıza bakınca veya diğer arkadaşların, Taner Akçaman ve bir sürü çalışmalar oluyor. Ve bu tarih sürüp gidiyor. Mesela Ermeni yani sorunu 1800'lerin sonunda başlamış. Aradan 100 yıl geçti. Kürt sorunu ve Suriyeliler, Afganlılar şimdi şu durumda. Herkes bir insanlık suçu işleniyor. Siz yani bir yere girecekmiş, devamlı siz dersiniz enseyi karartmayalım ama ben sanki biraz şimdi bakın tarihin gidişatına bakınca enseyi karartır gibi oluyorum. Ne dersiniz? Ve burada şimdi bu soruma Misa Karoyan arkadaşımız İsviçre'den katılıyor ve biraz bağlantılı galiba bu soru. Türkiye'nin inkar politikası devam ediyor. Türkiye'nin soykırımla yüzleşmesi bir hayal mi kalacak? Ben sadece Ermeniler için değil de yani insanlık suçundan da bahsedip ve Misak arkadaşımıza cevap verseniz mutlu olurum. Ya tabii şimdi konu Ermeni meselesi, Ermeni soykırımı oldu mu, evet. Ve bunu Ermeni arkadaşlarla konuşmaya başladığımızda çok zorlaşıyor konu. Çünkü yani işte 1915, 2015'i de devirdik, 2022'ye doğru gidiyoruz. Evet. 100 yılı aşkın bir süredir yüzleşilmeyen, hala yok sayılan bir mesele, bir konu. Ve hakikaten büyük bir insanlık suçu. Tabii yani aynı noktada değiliz.
şu benim yaptığım çalışma bile son 10-15 yıldır işte soykırımla ilgili yazılmış onlarca kitap, onlarca anının Türkiye'de basılıyor olması, daha demokratik, daha aydın bir kesimin bu konuyla ilgili daha bir zihin açıklığı içinde bugün bulunuyor olması bir kazanım. Ama yine de istenilen noktaya gelemedik. Ve bu Türk halkına da bu işin şöyle bir zararı var. Çünkü Türkiye demokrasi konusunda çok özürlü bir ülke. Demokratik hak ve özgürlüklerin bir türlü yerleşemediği bir ülke. Halbuki Ermeni soykırımıyla yüzleşmek, geçmişte olan biteni anlamaya çalışmak, halkların kardeşliğini yeniden ihsas etmeye çalışmak, acıları ortaklaştırmak ve o yaraların iyileştirilmesi için birlikte anlamaya çalışmak, Türkiye'nin de demokratikleşmesini sağlayacak. Türkiye'nin de önünü açacak. Ve bu Türk halkına da iyi gelecek. Fakat egemenler ne yazık ki bunun böyle olmasını istemiyorlar. Ama buna rağmen tabii ki saygıyla anmak lazım. Yani Hrant Dink'in katledilmesinden sonra bu topraklarda on binlerce insan Türk'ü, Kürt'ü, hepimiz Ermeniyiz diye sokaklarda yürüdü. Bilinmeyen meselelerin daha da gün yüzüne çıkması sağlandı en azından. Ama yine de ben lafı evet enseyi karartmıyorum diye bağlamak istiyorum. Çünkü bugün dünyanın genel olarak gidişatında hem bizi umutlandıran çok ciddi gelişmeler var. Bizi karamsarlığa iten gelişmeler de var. Ama biz bütün insanlığı, bütün halkların daha iyi ve daha güzele gidebileceği inancımızı korumak istiyorum açıkçası. Bugün Türkiye'de çok zor koşullarda yaşıyoruz. Daha işte programın başında bugünden bahsettim yani. Sadece insanlar 1 Eylül Barış Günü vesilesiyle bir basın açıklaması yapmak istiyorlar. Onlarca insan gözaltına alınıyor. Yani bu hangi modern demokratik ülkelerde karşılaşılabilecek bir durumdur bu durum? Ben Türk Devleti'nin İttihat Terakki gibi, Abdülhamit gibi yok sayma ve inkar politikasında ısrarını görüyorum ama bu ısrar kimseye iyi gelmeyecek. Kimseye de yaramayacak. Bunu söyleyeyim. Şimdi Vahram arkadaşımız Fransa'dan soruyor. Türk solu hakkındaki görüşleriniz nedir? Ve kısa kısa cevap verelim. Çünkü Kadir Bey başka arkadaşlar size soru sormak istiyorlar. Peki bir de programımızın ne kadar bir süre kaldığını şimdi, söylersiniz. Ben kendimi ona göre ayarlarım. 24 dakikamız oldu. 40 dakika işte 20 dakikamız falan. 16 dakika falan kaldı o zaman. Evet. Kısa kısa tamam. Bir arkadaşlara da fırsat verir. Vahram İnger'e şunu söyleyeyim. Türkiye'de sol sosyalist hareketin orijini şövendir, sosyal şövendir. Yani kendisi Türklerden başlatır tarihini. Programın ilk bölümünde söyledim. Sadece Ermeni oldukları için Ermeni devrimcilerini yok saydılar, görmezden geldiler. Tabii Türkiye'deki solun bu tutukluğu ve tutuculuğu da, konservatif hali de demokrasi mücadelesinin önündeki bir engel. Gerçi Kürt meselesi bir buz kıran gibi hani bir yol açtı ama Kürt meselesinde bir zihin açıklığına solun önemli bir bölümü ulaşmış durumda. Ermeni soykırımı konusunda da eskiye göre çok daha iyi durumda. Ama ne bileyim bir Kıbrıs meselesi var, göçmenler meselesi var, göçmenler ve mülteciler meselesi var. Ben bütün bunların hepsinin enternasyonalizmle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani enternasyonel bir fikre sahip değilse sol, milliyetçilikle öyle ya da böyle mağlulse, bunun tam bir sosyalist olabileceğini iddia edemeyiz, söyleyemeyiz.
Enternasyonalizm konusunda solun zaaflı görüyorum. Örneğin Paramazlar konusu bir simgeydi. Paramaz gibi onlarca Ermeni devrimcisi vardı ve bunlar katledildiler. Onların bir mücadelesi var ama sol bu mücadeleyi daha zorla, bakın aradan kaç yıl, 6 yıl geçti kitap çıkalı. Onlarca konferansa katıldı. 6 baskı yaptı. Üzerine dünyanın makalesi yayıldı, yayınlandı. Daha hala yeni yeni bununla yüzleşen insanlar var. Demek ki ısrar edeceğiz bu konuda. Evet. Bu konuda bir ısrarı sürdüreceğiz. Yani Paramaz'ı anlatmaya devam edeceğiz. Onun fikirlerini anlatmaya devam edeceğiz. Bunu yaygınlaştıracağız. Bu konuda ben bu konuya duyarlı herkesten destek de bekliyorum. Tamam. Açıkçası. Tamam. Söyleyeceğim bu. Şimdi Garbiz Sarafyan arkadaşımız Los Angeles'tan katılıyor. Size bir soru sormak istiyordu. Garbiz, buyur. İyi günler. Sesim geliyor mu? Geliyor. Suzan, sana çok teşekkürler ve tabii teknik arkadaşın Zafer'e de çok teşekkürler. Hı-hı. Hocam, sizin de ilk başta başınız sağ olsun. Sorularımın bir bölümünün yanıtını aldım. Fakat bu Red dokümanterini internetten seyretme olanağı var mı acaba? Şimdi ben onu kamusal alana çıkartmadım. Henüz internette yayınlamadım. Ama önümüzdeki süreç içerisinde öyle düşünüyorum. Yani şeye koymaya, yani YouTube'a koymayı düşünüyorum. Ama işte birkaç programım var. Yani onları bir gerçekleştireyim. Belki de oraya gelir ve sizinle beraber izleriz yani. Şimdi bir de ben sorayım, bu Osmanlı döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde Ermenilerin veya gayrimüslimlerin durumlarını nasıl karşılaştırma yapabilirsiniz? O an hesap erkenine kadar konuşalım. Yani o dönem. Evet, o dönemde olan veya şimdiki dönemde olan. Şimdi tabii şimdi memlekette kaç, yani 50 ile 60 bin arasında Ermenilerin yaşadığı söyleniyor. Yani rakam ne kadar doğrudur bilmiyorum. 3000'in altında da Rum yaşıyor. Yani Rum kalmadı gibi bir şey yani. İstanbul'da sayıları yüzlerle ifade edilir. İşte Bozcaada, Gökçeada, oralarda yaşıyorlar. Yani herhalde bir siyasal gericilik havası estiğinde bundan en fazla etkilenen, işte sizin de söylediğiniz gibi, gayrimüslimler oluyor Türkiye'de. Çünkü sadece 1915 değil ki, ondan sonraki her süreçte 6-7 Eylül'le başlayan işte Hrant Dink olayı bile, zaman zaman işte Yedikule'de, Zeytinburnu'nda tekil örneklerine rastladığımız kimi saldırılarla birlikte hedef alınıyorlar. Şövenizm ve milliyetçilik abartılmak istendiğinde akla Ermeni düşmanlığı geliyor. Hemen her işin arkasında Ermeni parmağı aranıyor. Çünkü ne yazık ki zihinler böyle koşullandırılmış, böyle şekillendirilmiş. 1915 öncesinde ise yüz binlerce Ermeni işinde, gücünde, askeriyede, devlette, her yerde çalışıyordu. Bunu biliyoruz ve Ermeni halkı böylesine büyük bir insanlık suçuyla kendilerine yöneleceğini açıkçası beklemiyorlar, düşünmüyorlar. Yani o çok büyük bir travma yani. Ben onu işte okudukça, bir sürü belgeye ulaştıkça, anıları okudukça bunu bir kez daha, her defasında daha iyi anlıyorum. Yani bu de söylediğim gibi daha önce, bu meseleyle yüzleşil
yüzleşilmiş olması, yüzleşilebilmiş olması aslında 100 yıl sonra katliama uğramış bir halkın torunlarının belki acılarını dindirmesine vesile olabilir. Yoksa yani onlar bunu Garopaylan söylüyor. Birkaç kere de biz onunla konuştuk. Yurt dışına gittiğinde yaptığı toplantılarda diyor ki gelin atanızın köyünü, evini, evi barkı belki kalmadı ama yani köyünü ziyaret edin. Onların doğduğu, yaşadığı toprakları görün. Bu size de iyi gelecek ve Türkiye'deki Ermenilere de iyi gelecek ve aradaki bağların devam etmesi bakımından bunu faydalı gördüğünü de her defa söylüyordu. Bu çok enteresan bir duyguydu ve hala da onun düşüncesi budur. Canım, kolay gelsin hepinize. Bir soru sordum. Bugünkü iktidardan kurtulursa Türkiye alternatifin şansı var mı? Veyahut kim? Ne bekliyor bizi? Anladım. Ya bugünkü siyasal iktidar bir koalisyon aslında. Yani bu koalisyondan kurtulmayı ben şahsen çok istiyorum. Ve bunun demokrasi güçlerinin hayrına olacağını da düşünüyorum. Ama bir alternatif yaratma konusunda benim görebildiğim tek alternatif şu anda HDP'dir. HDP'nin savuna geldiği tezler, gelecek bir toplum tasavvuru, demokratik hak ve özgürlüklerin yerine oturduğu, demokrasi konusunda Türkiye'nin önünü açacak bir yoldur, programdır. Bunun ama birkaç merhaleden geçebileceğini düşünüyorum. Çünkü şu anda karşımızda bir iktidar bloğu var ve bu iktidar bloğu eğer seçimlere gidilse, yani demokratik ve adil bir seçimden söz ediyorum tabii, seçimleri kaybedecek gibi görünüyor. Fakat bu gerçekten demokratik ve adil bir seçim olacak mı? Seçim barajı, dar bölge sistemi, sandık güvenliği, bunların hepsi başlı başına bir mesele. Çünkü hiçbir siyasal iktidar seçimleri, hele hele AKP-MHP koalisyonu iktidar, seçimleri kaybedeceğini bile bile seçimlere gitmez. Kendisinin kazanacağı, geleceği garanti altına alabileceği bir sistemi arzular, onu ister. Dolayısıyla önümüzdeki bir yıl çok kritik Türkiye açısından. Çok kritik. Çünkü bir taraftan çok dehşetli bir demokrasi istemi ve özlemi var. Bugünkü baskıcı siyasal iktidardan kurtulma, nefes alma isteği ve arzusu çok yüksek. Bunu toplumun içinde görmek mümkün. Bunu bastırıyorlar, yani bastırarak tutuyorlar şu anda. Yani bugün binlerce insana, benim bir sürü arkadaşıma, ona hakaretten, buna hakaretten, şundan bundan, on binlerce insan mahkemelerde yargılanıyor. Kovuşturmalardan geçiyor. İşte hepimizin bir soruşturulduğu konular var. Yani dilimize dikkat etmek zorundayız. Dikkatli konuşmak, dikkatli yazmak zorundayız. Çünkü buradayız, burada yaşıyoruz. Ama ben bizi yönetenlerin işlerinin, bizim işimiz zor ama onların da işlerinin kolay olmadığı kanaatindeyim. Önümüzdeki süreç için, dönem için. O yüzden diyorum enseyi karartmayalım. Güzel ve iyi şeyler görmek için birçok nedenimiz var. O nedenlere yaslanalım istiyorum. Evet. Şimdi 2,5 dakikamız kaldı Kadir Bey. Daha başka bir şeyler anlatmak isterseniz dinleyebiliriz. Ve sonra... Yeterli. Yani teşekkür ederim bu imkanı
verdiğiniz için. Dediğim gibi yani umarım hem belgesel filmin gösterimi için hem de yeni kitapla ilgili işte konferanslar, kitap tanıtımı için vallahi Kasım Aralık'tan sonra gezilere başlayabileceğimi düşünüyorum. Bakalım, görelim. İzleyen arkadaşlara da teşekkür ederim. Yeni kitaplarınız var mı bu arada? Şimdi önce bu bir demlensin, sonrasına bakacağız. Daha bu yeni çıktı yani. Tamam Kadir Bey, çok teşekkür ediyorum aramıza geldiğiniz için. Ben gerçekten çok mutluyum. Sizi böyle arkadaşlar adına da teşekkür ediyorum. Böyle bir programa bizi sunduğunuz için gerçekten teşekkürler. Size ben iyi günler diliyorum, başarılarınızın dilamını diliyorum. İşte her şey gönlünüzce olsun. Sizin de görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi akşamlar arkadaşlar.